Merhaba arkadaşlar. Daha önceki anlatımlarımda size orman içerisindeki tarım arazileri ya da yerleşim yerlerinin orman dışına çıkarılarak tescil edilip hak sahiplerine ya da talep sahiplerine, talep olanlara satılmasıyla ilgili süreci anlatmıştım. Bunu bildiğiniz gibi 2A orman arazileri ya da 2B orman arazileri olarak tanımlamış. Buna göre o yasal prosedürleri size aktarmıştım. Şimdi size orman sınırları içerisinde kalan ama bu 2A ve 2B grubunun dışında bulunan bir arazi grubunu, yani orman sınırları içerisinde olup ormanın dışına çıkarılacak yeni bir arazi grubunu anlatmak istiyorum. O da şu: Orman Kanunu'nun ek 16. maddesi ile orman olarak korunmasında kesinlikle fayda görünmeyen, ilgili bakanlığın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda görüşü oluştuktan sonra, yani bu yerler artık orman olarak korunmasında yarar olmayan, fenni açıdan, bilimsel açıdan bunun doğru olmadığına karar verilen yerler, ayrıca bu arazilerin tarım arazisi haline dönüştürülmesi de mümkün değil ise, bu tür arazi gruplarını Orman Kanunu'na eklenmiş olan ek 16. maddeye göre orman sınırları dışına çıkarmak mümkün. Demek ki orman sınırları dışına çıkarılacak olan üçüncü grup, arazi grubu kesinlikle orman olarak korunmasında fayda olmayan, bu konuda net bir görüş oluşturulmuş olan, ayrıca üzerinde yapılaşma bulunan, tarım arazisi haline getirilmesi mümkün olmayan ya da kayalık taşlık vasfına sahip olmasına rağmen kayaların, taşların temizlenerek o yerin tesviye yapılarak yerleşim yeri haline getirilmesi mümkün olan arazi grupları Orman Kanunu'nun ek 16. maddesine göre orman sınırı dışına çıkarılması gereken araziler. Bu nedenledir ki Orman Kanunu'nun ek 16. maddesine dayalı olarak 7.01.2021 tarihli bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikte de Orman Kanunu'nun ek 16. maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılacak olan arazilerle ilişkin yönetmelik adı altında oluşturuldu. Bu yönetmelikte Orman Kanunu'nun ek 16. maddesi kapsamına giren taşınmaz malların tanımı yapıldı. Bunların orman dışına çıkarılması sürecinin nasıl olacağı, tescillerinin nasıl yapılacağı, satışa nasıl konu olacağı gibi temel usul ve esaslar bu yönetmelikte belirlendi. Şimdi biz bu yönetmelikteki maddeleri de dikkate almak koşuluyla bu süreci kısaca anlaşılır bir dille anlatmaya çalışalım. Bir bölgede demin bir üste niteliklerini sıraladığım orman olmasında, orman olarak korunmasında artık fayda olmayan, üzerinde yapılaşma bulunan ya da bir takım değişikliklerle yapılaşma alanı haline getirilebilecek olan, tarım arazisi haline dönüştürülmesi mümkün olmayan orman sınırları içerisindeki arazilerin orman dışına çıkarılması için ormanın bulunduğu ilin İl Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Milli Emlak Daire Başkanlığı ya da Milli Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Şefliği bağlı bulundukları bölgeye böyle bir işlem için talepte bulunurlar. Bölge müdürlükleri yapılmış olunan veya yapılan bu talebi doğru bulursa meseleyi Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne iletir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü de bunu uygun görürse, uygun görüşüyle birlikte Cumhurbaşkanlığı'nın karar verip resmi gazetede yayınlanması için Cumhurbaşkanlığı makamına gönderir. Ardından Cumhurbaşkanlığı bu konunun onayına karar verirse onaylar ve resmi gazetede yayınlanarak böylece o bölgedeki biraz önce niteliklerini sıraladığımız ek 16. madde kapsamındaki yerlerin orman dışına çıkarılarak tescil edilmesi süreci başlamış olur. Burada çok temel bir kural var. Bu ek 16. madde kapsamında kalacak olan yerlerin sınırını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığı'nın. En son onay makamı da orası. O makamın onayıyla birlikte resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer bu işlemler. Peki orman kadastrosu bu işlemi nasıl yapar? Buranın kadastrosu nasıl olur konusunu kısaca anlatalım. Bu karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra ilgili birime, talep sahibi birime
kadastro çalışmalarının başlatılması için bir kadastro komisyonu kurulması kararı ile birlikte duyuruda bulunur. İlgili birim de bu komisyonun çalışmasıyla birlikte kadastro çalışmalarını başlatır. Doğal normal kadastro süreci gibi mevki ilanı, ölçüm yapılacak alanların duyurulması, taşınmaz malların sınırlandırılması, kadastro tutanaklarının tutulması, bilgi belgelerinin toplanması gibi süreçler, tutanaklar tutulur, yasal süresi içerisinde askıya çıkarılır. Askı süresinden sonra da kesinleştirilerek hazine adına tescilleri yapılır bu yerler. Yalnız burada bu tesciller yapılırken, kadastro tutanakları da tutulurken, üzerinde yapısı bulunan insanlar varsa onların sahipleri, kullanıcıları varsa kullanıcılarının kullanıcı olma durumları mutlaka kadastro tutanaklarının beyanlarında yazılır. Aynı şekilde tapu kütüklerine tescil yapılırken de tapu kütüklerindeki beyanlar hanesine de bu durum şerhedilir. Bu duruma ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de Mayıs ayı, 2022 Mayıs ayında 2018'e 7 sayılı bu konuyla ilgili genelgesini yeni baştan düzenleyerek teşkilatına bir duyuruda bulundu. Bu duyuruyla Orman Kanunu ek 16. maddesine göre yapılacak olan kadastro çalışmaları, tesciller, bu esnada yapılması gereken şeylerle ilgili çok ayrıntılı bilgiler ve uygulama talimatları verildi. Peki bu ek 16. maddeye göre orman dışına çıkarılmış, hazine adına tescil edilmiş olan taşınmaz mallar satın alınabilir mi? Evet, orman dışına çıkarılmış, bu madde kapsamında orman dışına çıkarılmış olan taşınmaz malların satın alınması süreci 2B arazilerindeki sürecin aynısıdır. Yani hak sahiplerine doğrudan satış söz konusudur. Hak sahipleri yok ise bu sefer talep sahiplerine, talep edenlere satışı yapılabilir. Burada tek var. Burada taşınmaz mal malikleri adına değil, üzerinde yapısı olan insanlar adına değil, hazine adına tescili yapılır. Bir diğer önemli nokta da şudur. İki, Orman Kanunu'nun ek 16. maddesine göre kadastro tespit ve tescillerinde, tapuda yapılacak olan tescillerde önemli dikkat edilmesi gereken bir nokta şu. Ek 16. maddenin yürürlüğe giriş tarihi olan 28.04.2018 tarihinden önce yapı yok ise, kullanıcı olma hakkı oluşturulmamış ise bunlar kesinlikle kabul edilmez. Yani hak sahibi olarak görünebilmek, o yapının var edeni olarak görünmek için mutlaka 28.04.2018 tarihinden önce o yapının yapılması ve o taşınmaz mal üzerinde kullanıcı olma olayının gerçekleşmiş olması gerekir. Bu konuda sizlerden yapılacak geriye dönüşleri dikkate alarak daha ayrıntılı değerlendirmeler yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.